Selam, ben Uras. Her zamanki gibi, her salı olduğu gibi bir at ya dök videosuyla karşınızdayım. Kaç tane ürün var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ürün var. Bunların hepsini deneyeceğim. Hepsi birbirinden acayip. Bazılarını hayatımda görmemiştim bile. Hadi başlayalım. Daha yeni vizyondan kalktı. Bakın, onun çok güzel bir oyuncağı. Torun çekici arkadaşlar. Torun çekici ya. Vallahi çok ilginç bir şey. Bayağı ses çıkartıyormuş. Vallahi duyulmuyor şöyle. Şimdi ben bunu bir kapağından, paketinden çıkartayım. Çok garip bir şey. Torun çekici gerçekten pilli falan mı ya bu acaba? Dur bakayım. Strike for sound. Ses için vurun diyor. Burada bir böyle garip bir işaret var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Şunu yavaş yavaş açacağım şimdi. Anam, bir ses çıktı. Nereden çıktı bu ses ya? Böyle bir kağıt çıktı. Abi çok zor ulaşıldı. Gerçekten. Hı? Evet, alete ulaştık. Alet böyle bir şey. Bakın. Şurası yumuşacık ha. Burası, Allah, buralar da böyle sünger gibi. Şimdi bak, vurunca ne olacak? İçinde bunun bir şey var. Bir tel mekanizması var. Bak. Duyuyor musunuz? Çok uzay sesi değil mi? Bak. İçinde bir tel var, o oynuyor, bu ses çıkıyor. Buraya vurunca başka ses mi çıkacak? Buraya. Aynı. Hiçbir fark yok. Ses çok güzel. Güzel, güzel bir oyuncak yani sonuçta. Burası çok güzel ya. Yumuşacık ha. Yastık gibi. Ben bunu arkadaşlar öpüyorum. Çok beğendim. Kafaya vurunca acıtıyor mu? Yo, gayet güzel. Bunu gördüğümde çok şey oldum, çok şaşırdım. Bakın, buradan içini göstermeyeceğim size. Tahmin edin, ear bobbies, kulak bobbies, kulak bobbies. Neler var içinde, bak kapatıyorum, görüyor musun? Nasıl indiricinim. Diyor ki şimdi, telefondaydı, MP3 çalardaydı, her şeyde bunu kullanabilirsiniz diyor. Çok komik bir şey bu, gerçekten komik bir şey. Hadi bakın neymiş. Sürpriz geliyor, sürpriz, hop. İçinden kulak çıktı, mini kulak. Bunu açalım bakalım. Nereden açacağız ya bu? Paketleri de açmak gerçekten sanat. Oldu mu? Heh. Vay be, ilk kez bu kadar kolay çıkartabildim. Şimdi bu ne? Arkadaşlar bu bir kulaklık ya. Cep telefonu kulaklığı. Çok acayip bir şey değil mi? Kulak şeklinde cep telefonu kulaklığı yapmış adamlar ya. Vallahi bu Amerikalılar da enteresan tipler. Amerika'dan mı gelmiş bu? Seattle, vallahi Amerika'dan. Bak burası, şurası yumuşak mı? Kulak memesi kıvamı. Bükülüyor bak. Sesi nasıl acaba? Dur bir sesini kontrol edeyim bunu. Güzelse ben bunu öperim gibi geldi bana. Bunu buraya, bunu buraya. Şöyle bak. Kulağın içinde kulak var ya. Yalnız bu arada var ya, dışarıdan gelen sesi bayağı bir engelliyor, size söyleyeyim. Acaba bakalım kendi sesi nasıl? Ondan sonra bir müzik açalım bakalım. Bayağı iyi ses. Duyuyor musunuz? Duymuyor olabilirsiniz ama ben beğendim. Öpüyorum. Kulaklar iyi. Vallahi bunu nasıl koyacağız ağzımıza ya? Baksanıza şuna. Ne olduğunu anlayan beri gelsin. Bak, dişler, altın dişler. Bunu yapıştıracak mıyız? Yok lan, dişime yapıştırır mıyım bunu? Allah Allah. Altın diş. Altın diş şeyi. Hey, yo, yo, yo. İçinden şöyle bir şey çıktı. Ha, bu bunu sabit tutsun diye. Bu nasıl takacağımızı mı anlatıyor? Allah Allah. Nasıl takacağız bunu ya? Bakın arkadaşlar, şöyle şeyler bunlar. Biraz daha yaklaşır mı bu? Yaklaşıyor. Evet. Şöyle şeyler. Burada köpek dişini kapatıyor altın. Geri kalanı içi boş. Bunu nasıl takacağız ya? İkisi de üst taraf gibi duruyor bunun. Bak şu oluyor. Değil mi? Ben bunu beceremedim ya. Ya ana fikir bu. Atıyorum tabii ki. Bu ne ya? İnsanoğlu çok acayip bir hale geldi. Ciddi söylüyorum. Bakın. Sour flush. Ekşi sifon. Tuvalet şeklinde şeker ya. Böyle bir rezillik olur mu? Lollipop var burada ama poşeti de var. Çin'den gelmiş be. Lan Çin'den gelen şey yenir mi? Neyse, deneyelim. Sour flush'ı açalım bakalım. Çin işi. Çin işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi. Bir dakika. Daha da açıyor muyuz? Ana, klozet de açıldı.
Allah kahretmesin. İçinden bir toz çıktı. Ekşi olması lazım bu şekerin bu arada. Sour falan dediğine göre ekşi demek sour. Lollipop bu da. Buna banıp banıp yiyeceğiz. Burası da toz, bak şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Şöyle toz. Allah Allah. Güzel mi acaba? Merak ettim ya. Dur deniyorum. Şuna bandırdım. Çok güzelmiş lan. Allah Allah. 35 yaşında adama lollipop yediriyorsunuz ya. Aroması çok güzel be. Öpüyorum. Yiyorum. Elimde çok garip bir şey tutuyorum arkadaşlar. Gerçekten. Rotating peeler. Böyle bir şey bakın. 3 tarafı var. 3 tarafı da başka işe yarıyor. Bu bir mutfak ekipmanı. Ve tabii ki China bak. Made in China. Dünyaya sattınız, her şeyi sattınız. Gerekli gereksiz her şeyi sattınız ya. Bir de bu 2 dolar mı ne? Yani 7-8 lira civarı. Nasıl bir şey acaba? Ha şuradan şöyle dönüyor bunlar. He bak bak. Dilim. İnce dilim. Direkt soymak. Şimdi bir tane her zamanki gibi hıyarımızı aldık. Önce şu soymayla şöyle bir kabuğu bakalım soyabiliyor muyuz? Evet, kabuk gidiyor. Bunda sıkıntı yok. Domatesi, ne domatesi ya? Hıyarı yiyin arkadaşlar, hıyarı iyidir. İnce dilime getirdim bak, ince. Görüyor musunuz? Farkını göstereceğim size. Biraz önceki dümdüz soydu. Heh. Bu da... Vay be. Bunda çok büyük fark yok ama gözüküyor. Bunun daha da böyle sivri sivri. Hemen yanında da bunu yapıyor. Oy, paramparça ediyormuş lan. Aa, bak bunlar böyle oldu. Güzel. Şu şeyi bir daha yapmak istiyorum. Bak. Şöyle aldık. Bak şerit şerit görüyor musunuz? Dörde bölmüş. Bayağı iyi aletmiş ha. Rana'ya vereyim, mutfağa koysun. Hem küçük ya bir de. Fazla yerde kaplamaz. Öpüyorum. Dur öpmedim. Öpüyorum. Böyle açıyorum açıyorum açıyorum. İşte arkası bu. Ama asıl mesele önü. Bildiğiniz dünya atlası mı acaba? Çok garip bir şey. Bunu önce bir şöyle yakından göstereyim de nasıl bir şey olduğunu anlayayım. Şimdi burayı kazıyacağız. Mesela ben gittiğim yerler, bakıyorum Avrupa'da nerelere gittim. Fransa'ya gittim bak 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 bak, görüyor musun? Fransa'ya gittim, Fransa'yı böyle işaretliyorum. Gittiğim yeri ortaya çıkartıyorum bir taraftan. İspanya'ya gittim. Gezginler için harika bir şey. Ondan sonra İngiltere'ye gittim. İrlanda'ya gideceğim. Çok yakında birkaç gün, bir hafta sonra falan İrlanda'ya gideceğim. Bir hafta 10 gün sonra çok sürpriz bir nedenle. İtalya'ya gittim. Zaten Türkiye'miz canımız bizim ya. Onu da şöyle alalım. Gördünüz mü? Gittiğiniz yeri kazıyorsunuz yani. Ya daha gittiğim bir ton yer var. Şimdi onlarla uğraşmayayım. Ama güzel. Bayağı beğendim. Fakat şöyle bir şey var. Hani çok yamuk yumuk geliyor, anlıyor musunuz? Yani bunu siz assanız bile, bir çerçeveletip assanız bile hep artık bu kırıklıkları olacak. O yüzden... Böyle gönderirseniz atıyorum. Normal gönderirseniz öpüyorum. Gereksizlikte bir dünya markası şu elimdeki ürün bence. Ama belki de iyi bir şeydir, bilemeyiz. Araba sileceği gibi. Ulan sığmadı ha. Araba sileceği gibi ama bunu arabaya koymuyoruz. Şunu paketinden çıkartayım, size göstereyim. Sonra deneyelim. Açacak mıyız, öpecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bunu böyle yapıştırıyorsunuz bak. Bak. Silmek için. Ama böyle masayı falan değil. Banyo için. Hani banyoda buğulanır ya ortalık. Onu silmek için. Bunu bir banyoda deneyelim mi? Buradan vakumluyor, tamam mı? Buradan da çıkmıyor. Hop bak bak bak, harekete bak. Dur hadi banyoda deneyelim bunu ya. Aha, onu da böyle ıslatıyorum. Tamam mı? Diyelim burası buhar oldu. Buhu. Ondan sonra Rana görecek, beni mahvedecek ya. Şunu şuraya şöyle takıyorum en ucağa. Tamam bak. Bak bak, harekete bak. En yukarıdan geleceğim. Anam. Gördünüz mü? Çok acayip lan. Oo, tertemiz etti. Üstüme iyilik sağlık. Ama tabii bu burada yapışınca bu altlara olmuyor. Onları da böyle böyle alırsınız. Na girmiyor valla. Neyse, bunu ben bir şekilde sokarım. Beni şaşırttı. Bunu da Allah kahretmesin. Al. Gördünüz mü? Öpüyorum diyecektim. Bunu ben öpüyorum diyecektim. Kendi kendini patlattı. Bu kadar kolay kırılmamalıydı ya. Elimi de kesiyordum ha. Şu elimde tuttuğum şeyi her yerde gördüm. Yani bütün internet sitelerinde var. Gerçekten var. Acaba işe yarıyor mu yaramıyor mu onu test edeceğim şimdi. Böyle bir şey. Demir. Metal bir. Ben bunun adını bilmiyorum ya. Bunun adı ne? Neyse işte. Bunu bakın şimdi nasıl bir şeymiş göstereyim. Sonra bir de deneyelim yine. Metal. Görüyor musunuz?
Demir mi değil mi bilmiyorum. Ama metal. Mesela soğan muan yediniz ya, eliniz koktu, lahmacunu yediniz, yapıştırdınız dürüm böyle güzel. Lahmacunu yediniz, eliniz koktu. Bununla yıkacaksınız elinizi. Kokuyu alacak. Demir sabun. Tabii iddia bu. Sizce olur mu ya? Deneyelim mi? Arkadaşlar elimde biraz soğan var. Onu elime böyle böyle sürdüm. Leş gibi kokacak şimdi. Neyse. Anam çok kötü. Ondan sonra şunu alıyorum. Tamam mı? Sonra da bununla yıkıyorum bakalım. Ulan harbiden geçirirsen sana helal olsun ya. Bak parmaklarıma tam sürdüğüm yerlere. Bakalım kokuyor mu? Ciddi mi ya? Çok az kalmış. Çok az kalmış. Gerçekten bayağı sürdüm elime ha. Ama yok hala biraz var ama yani bayağı az kalmış. Gerçi sabunla yıkasak da bu kadar da olabilirdi sonuçta. Yok biraz var, biraz soğan var, biraz götürmüş bak, ben bunu sabunla yıkasaydım bu kadar çok gitmezdi. Ciddi söylüyorum. Hep diyorlar ya kaşık ovun zaten, hani kaşık ovun öyle çıkar soğan kokusu, öyle bir pratik bilgi vardır. Bunu direkt o mantıkta yapmışlar. Ben bayağı beğendim ya, bak aletin olayı bu. Böyle bir alet bu ve sevdim bunu. Öpüyorum ve sonsuza kadar kullanabilirsiniz. En güzel tarafı o. Alın, ölene kadar kullanın. Çocuğunuza, çoluğunuza bırakın. Evet, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beni aşağıdaki Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz ilginç şeyleri bana oradan gönderirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.